Voltaik hücrelerle çalışırken hücre potansiyeli ile redoks tepkimesinin gips serbest enerjisi arasında bağlantı kurabilmek oldukça önemlidir. Delta G serbest enerjideki değişimi ifade eder. Bildiğiniz gibi istemli gerçekleşen bir tepkimede delta G negatiftir. Bize hatırlatması için onu buraya yazalım. Voltaik hücrede gerçekleşen istemli bir redoks tepkimesi için delta G negatif olur. Bu videonun sonunda delta G'nin nasıl hesaplandığını da göreceğiz. E ise hücre potansiyelini ifade ediyor. Bunu ölçmek oldukça kolay. Çünkü yapmamız gereken tek şey bir voltmetre kullanmak. Bu hücre için hücre potansiyeli 1,1 volt. Gördüğünüz gibi voltaik bir hücrenin potansiyelini ölçmek çok kolay. n ise redoks tepkimesinde aktarılan mol sayısını ifade ediyor. Bu örnekte redoks tepkimesinde aktarılan 2 mol elektron var. Son olarak da F var. O da Faraday sabiti. Yani 1 mol elektronun taşıdığı yük miktarı. Faraday sabitini hesaplamak imkanımız da var. Bir elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb. Kulomb zaten yük birimi. Her elektron için 1,6 yani aslında 1,602 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb. Bu tek bir elektronun yükünü gösteriyor ama bizim aradığımız şey 1 mol elektronun taşıdığı yük. Demek ki bu değeri Avogadro sayısıyla çarpmamız gerekiyor. 6,022 çarpı 10 üzeri 23 olan Avogadro sayısı 1 molde kaç elektron olduğunu gösteriyor. 1 moldeki elektron sayısı yani bu iki sayıyı çarparsak 1 mol elektronun taşıdığı yükü bulabiliriz. O zaman hesap makinemizi alarak bu hesabı yapalım. Ve Faraday sabitini bulalım. 1,602 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpı Avogadro sayısı yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23. Bu işlem sonucu da 96472 çıkıyor. 96.472. Birimi de klomp bölü mol olacak. Daha detaylı bir hesap yaparsanız sonucu 96.485 klomp bölü mol bulursunuz. Hatta bazı kitaplarda bu değerin kullanıldığını da görebilirsiniz. Aslında çoğu zaman bu sayıyı 96.500'e yuvarlamak en uygun oluyor. 96.500 klomp bölü mol. Bu neredeyse bütün hesaplamalar için yeterli doğrulukta kabul ediliyor. Böylece bu denklemdeki her terimi ayrı ayrı açıklamış olduk. Bahsettiğimiz hücre potansiyeli yani 1,1 volt da aslında standart hücre potansiyeline eşit. Yani hücre standart koşullarda çalışırken ölçülen voltaj. Aynı zamanda bütün katılarında en saf hallerinde oldukları bir durum. Zaten burada da bu geçerli. Kullandığımız şey çinko metali. Çinko saf halde bir katı ya da bakır metali. O da aynı şekilde saf halde bir katı. Bunlara ek olarak çözeltilerin de 1 molar derişimde olması gerekiyor. Öyleyse elimizdeki çinko sülfatın derişimi 1 molar. Bu da çözeltinin içindeki çinko artı 2 iyonlarının derişiminin de 1 molar olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde bakır sülfatın derişimi de 1 molar olduğu için çözeltideki bakır artı 2 iyonlarının derişimi de 1 molar olmalı. Sıcaklık da 25 santigrat derece. 25 santigrat derece. Kısaca eğer koşullar bu anlattığım gibi ise ve bu hücreye bir voltmetre takarsanız elde edeceğimiz voltaj bu. Aslında bu denklemi biraz değiştirebiliriz. Mesela E yerine E0 yazabiliriz. Bildiğiniz gibi E0 da standart hücre potansiyeli. Bu şekilde de her şeyin standart koşullarda olduğunu göstermiş oluyoruz. Burası delta G0 olacak. Delta G0 yani standart serbest enerji değişimi. O zaman bu denklemi delta G0 için çözmemiz gerekiyor. İstemli bir redoks tepkimesi olduğu için negatif olması gerektiğini zaten biliyoruz ama yine de bütün değerleri yerlerine yerleştirip hesabı yapalım. Delta G0'ın standart serbest enerji değişiminin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Burada bir eksi işaretimiz var. Bunun ne demek olduğundan da birazdan bahsedeceğim. Sırada elimizde n var. n'in neyi gösterdiğini hatırlıyorsunuzdur. Redoks tepkimesinde aktarılan elektron sayısı yani 2. 2 mol elektron. Onları parantez içine koyalım. Sırada F var. Faraday sabiti. Videonun başında Faraday sabiti için 96500 klomp bölü mol kullanabileceğimizi söylemiştik. Bundan sonra da standart hücre potansiyelini yerine yerleştirelim. E0 bu voltaik hücre için 1,1 volta eşit. Bir de birimlere bakalım. Voltaj kaç? Joule bölü Coulomb'a eşit. Aslında buraya volt yazmak yerine Joule bölü Coulomb da yazabiliriz. Evet burası 1,1 Joule bölü Coulomb olacak. Artık sadece bu hesabı yapmamız gerekiyor. Ama öncelikle birimlere bakarak nelerin birbirini götürdüğüne bir bakalım. Moller birbirini götürecek. Yükler yani klomplar da birbirini götürecek. Böylece de geriye jül kalacak. O zaman cevabın kaç Joule eşit olduğunu bulalım. İlk olarak 2 çarpı 96.500. Bunu bir de 1,1 ile çarpacağız. Bu da bize 212.300 Joule verecek. Bunu bir de kilojule çevirebiliriz. 212.000 Joule dersek tabii ki 212 kilo olur. Tabii buradaki eksiği de unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla delta G0 eksi 212 kilo eşit olmalı. Bir diğer deyişle bu voltaik hücre için standart serbest enerjideki değişim eksi 212 kJ. Bildiğiniz gibi delta G0'ın negatif olması istemli bir tepkimeyi gösteriyor. Demek ki bu gördüğünüz istemli bir redoks tepkimesi. Burada dikkat etmemiz gereken bir başka nokta delta G0 ve E0'ın zıt işaretlere sahip olması. Potansiyel için pozitif bir değere sahipken delta G0 için negatif bir değer bulduk. Zaten bu yüzden de denklemde bir eksi işaretimiz var. Kısaca voltayı hücre içindeki istemli bir tepkime, pozitif bir hücre potansiyeline yani pozitif voltaja ama negatif bir serbest enerji değişimine sahip. Çünkü bu negatiflik istemli bir tepkimeye işaret ediyor.